bir bakayım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. İyisiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah. Hatta sen de eksik olmayın. Başlamayın, devamlı bir güzel inşallah. Hocam şu an öğrendik. Ay şu hocam. Başarımın sırrı düzenli ve disiplinli çalışmam. Ondan sonra hocalarımın ve ailemin desteği çok önemliydi. Kaynak konusunda hocalarım bana çok yardımcı oldu. Pandemi döneminde evde çalışıyordum. Herhangi bir dershane, onun gibi ek ders, dershane gibi bir eğitim lüksüm olmadı. Evet. Köyde çalışıyor muydun? Evet. Hem çalışıyordun hem okuyor muydun? Evet. Nasıl yapıyordun? Bir programım vardı. Nasıl? Ders programını kim sana vermişti? Ben kendim oluşturdum. Kendim oluşturunca daha iyi oldu. Yani günde çok aşırı derecede çalışmıyordum. Günde 5-6 saat çalışıyordum. Zaten 5-6 saat çalışarak, düzenli çalışarak yaptım bunu. Öğretmenlerin yardımcı oldu mu sana? Nasıl destekleri oldu, ne şekilde oldu? Okulda rehberlik olarak çok katkı verdiler hocalar bana. Programlara da hocaların verdiği rehberlik programına göre yaptım. Sınavda kaç net yaptın? 90. Hepsini full mu yaptın? Evet. Diyorlar matematik soruları çok zormuş. Onu nasıl yaptın? Genel iyi öyle söyledi sınavdan çıkanlar. Evet, zordu şey. Yani anlamaya çalıştım, soruları anlamaya çalışınca yapılıyor zaten. Ondan sonra matematik hocam bana çok yardımcı oldu. Soruların taktik yönteminde. İlk başta sonucuna kimle baktın? Ailenle mi baktın yoksa tek başına mı baktın sınav sonucuna? Sonucuma ilk olarak ben bakmadım. İlk amcamın oğlu baktı benim adıma. Evet. Ondan sonra öğrendim. Orada öyle mi öğrendin? Evet, ben bakmadım. Babana falan ailene söylediğinde nasıl karşıladılar? Çok sevindiler, çok mutlu oldular, çok gururlandılar. Peki bu kadar yani güzel bir sonuç alacağını düşünüyor muydun? Evet, hep bu hedefim vardı. Böyle bir sonuç alacağıma inanıyorum. Peki ileride hangi liseyi tercih etmek istiyorsun? Yani Galatasaray Lisesi olabilir, Ankara Fen Lisesi olabilir. Fazla başka diğer öğrencilere öneride bulunacak mısın? Herhangi bir önerin var mı çalışan öğrencilere, yani, hazırlanan öğrencilere? Düzenli ve disiplinli çalışmak önemli. Bir de kitap okumak, düzenli kitap okumak çok önemli. Adım Ahmet Şakar. Hakan'ın babasıyım. Tabii Hakan'ın bu başarısını duyunca çok sevindik doğal olarak. Ve bekliyorduk da. Çünkü Hakan çok çalışıyordu, düzenliydi, kendine göre bir program yapmıştı okuluyla birlikte. Yani bu süreçte özellikle şunu söylemek istiyorum, aslında bu üçlü bir kombinasyonun başarısı. Öğretmen, öğrenci, veli, yani üçlü bir dayanışmanın getirmiş olduğu bir başarı diyebilirim. Hakan da tabii bunu çok istiyordu. Azimliydi, düzenli bir programı vardı. Öğretmenleriyle birlikte bir program yapmıştı. Buna uyuyordu. Düzenli olarak kitap da okuyordu, onu da söylemem gerekiyor. Böyle bir başarı bekliyorduk. Çok sevmiştim. Teşekkür ederim. Ablam. Söyleyecek fazla bir şey yok. Hocam, gurur duyduk yani. Teşekkür ederim öğretmenlerine de. İlk duyduğunuzda ne düşündünüz? Çok sevindiniz mi? Evet, bekliyorduk yani. Devamlı çalışıyordu. Hayır. Hakan günde kaç saat çalışıyordu? Valla sürekli çalışıyordu yani. Bazen yani bir saat, bir iki saat yani ara veriyordu. Sürekli çalışıyordu. Yani bize destek bulduk, hocalara destek bulduk. Emeği geçen her hocalara teşekkür ederim. İsim soy isim neydi abla? Gürgül Şakar. Ablam. Söyleyecek fazla bir şey yok. Aslında hocam, gurur duyduk yani. Teşekkür ederim öğretmenlerine de. İlk duyduğunuzda ne düşündünüz? Çok sevindiniz mi?
Evet, bekliyor yani, devamlı çalışıyordu. Hayır. Hakan günde kaç saat çalışıyordu? Valla sürekli çalışıyordu yani. Bazen yani bir saat, bir iki saat yani ara veriyordu. Sürekli çalışıyordu. Yani bize destek oldu, hocalar destek oldu. Emeği için her hocalara teşekkür ederim. İsim soy isim neydi abla? Virgül Şakar. TİK bu sene gerçekten zorlanan, öğrencilerin zorlandığı bir dersti. Her sene olduğu gibi bu sene de gerçekten zorlandık. Ama bundaki başarımızı şuna borçluyuz. Bol soru çözerek konuların kesinlikle eksik kalmamasına bağladık ve üzerine bol kitap okuyarak aynı zamanda düzenli soru çözerek bu başarıyı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Hakan'ın düzenli çalışmasından dolayı onu da tebrik ediyorum. İsmim Abidin Pektaş, Özel Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu'nda okulunda Din Kültür ve Ahlak Bilgisi derslerine giriyorum. Tabii Hakan'ın bu başarısını biz bekliyorduk. Tabii bu sabah haberi alınca bizi ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç kapladı. Tabii eğitim bir ekip işidir. Ben burada başta Hakan'ın sonra babasını tebrik ediyorum çünkü ilgisini hiç aksatmadı. Bize her konuda yardımcı oldu. Biz de gerek rehberlik servisimizde, gerek idaremizde, gerek öğretmen arkadaşlarımızla sürekli Hakan'ı takip ettik. Aslında 5. sınıftan beri böyle bir hedefi vardı ve bu hedef uğrunda hiç geri adım atmadı. Kendisini tebrik ediyorum, ailesini de tebrik ediyorum. İleriki hayatında da başarılar diliyorum. Umarım Hakan çok iyi yerlere gelir. Hakan gerçekten zeki bir insan. En iyi yerlere gelebilecek potansiyel var. Kendisine ömür boyu başarılar diliyorum. Tamam. Thank you.